Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Şu mübarek saatte bizlerle birlikte bu ayet-hadis meclislerine, ilim sohbetlerine iştirak ediyorsunuz. Vakit ayırıyorsunuz. Fakat insanların bir kısmı bundan haberdar, bayağı bir ekseriyet haberdar olmakla beraber bazıları da daha hala haber alamamışlar. Sonradan üzülüyorlar. İşte kaç gündür bu sohbet varmış, biz kaçırıyoruz, kaçırdık, niye bize demediler falan. Onun için şimdiden Allah rızası için tekrar istirham ediyoruz. Herkes, insanların telaşı çoktur. Hem oruç ağzına sıcak var, günler uzun, işler, meşgaleler var, iş günündeyiz. Onun için unutabiliyorlar. Birbirinizi haberdar ediniz. İnşallahü Rahman, burada yapılan bütün emri bil maruflar, iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, nasihatte bulunmak hususundaki bütün faziletler, sevaplar, mükafatlar da ortak olacaksınız inşallah. Eddallu alel hayri kefaili. Bir hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Yani biz burada Allah rızası için para pul almadan, bir makam mevki peşinde koşmadan, sırf Allah rızası için Rabbim kabul etsin, bir kimseye bir şey anlatalım derdindeyiz. Bundan dolayı Allah bize bir mükafat verecekse, sizler de buna ortak olacaksınız. İnşallahurrahman, hayra delalet eden o hayrı yapan gibidir. Ne demek? Sen vaaz edemiyorsan, ayet hadis okuyamıyorsan, insanlara bu ilimleri aktaramıyorsan, buna teşvik ettiğin vakit bir mesajla olsun, bir telefonla olsun. Bak şu saatte Flash TV'den İşte veya Lale Gül FM'den işte sohbet başladı, ayet hadis başladı, aç kardeşim dinle dediğim vakitte aynı bu sohbeti sen yapmış gibi sevap kazanacaksın ve büyük belalardan da kurtulmaya vesile olacak inşallah. Çünkü bir hadis-i şerif vardır, hakikaten hadis-i şerif tehditlidir. يُحْشَرُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاسٌ مِنْ اُمَّتِي مِنْ كُبُورِهِمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى عَلَى صُورَةِ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ بِمَا دَاهَنُوا اَهْلَ الْمَعَاصِي وَكَفُّ عَنَّهِمْ وَهُمْ يَسْتَطِعُونَ Kıyamet günü benim ümmetimden oldukları halde bir takım insanlar kabirlerinden Allah-u Teala'nın huzuruna doğru insan kılığından çıkmış vaziyette maymunlar ve domuzlara dönüşmüş halde çıkarılarak mahşere sevk edileceklerdir. Bu hadis-i şerif çok tehdit içeriyor. Yani Allah bir takım kullarını insan suretinden çıkaracağını beyan ediyor. Maymuna domuza çevireceğini bildiriyor. Habibi vasıtasıyla sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şeriflerin kaynakları mevcuttur. Ruhul Furkan tefsirinde de bunu yazdık. Peki bunların günahı nedir? Yani insan da zannediyor ki bu ne yapmıştı maymuna domuza dönmüş? Yani çok büyük günahlar bekliyor. Anasıyla mı zina etmiş, babasının kafasını mı kesmiş? Yani ne yapmış da bu adam bu hale dönmüş? Fakat hadis-i şerifin devamında buyurulduğu üzere bunlar kendileri günah yapmamakla beraber günah yapanlarla iyi geçinerek derken onlara sanki doğru şeyler yapıyorlarmış efendim mesajını vermişler. Yani onlara hiç ya yapmayın haramdır dememişler. Bir de ellerinden gelirken, dilleri yeterken yani Allah'ın günahlarına karşı insanları uyarmamışlar. Bak bu yasak sahadır, efendim koruma alanıdır, buraya girmeyin, enselenirsiniz, yakalanırsınız. Elâ inne likulli melikin himen, her padişahın korusu vardır. Her hükümetin yasak sahaları vardır. اَلَا اِنَّ حِمَ اللّٰهِ مَحَارِمُ Allah'ın korusu haramlarıdır, yasaklarıdır. Bu koruya giren yakalanır. Onun için yakınında bile dolaşmamak, koyun otarmamak lazım diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Çünkü diyor, koyun otaran çoban kendi koruya girmese bile koyun anlamaz koruya girer diyor. Bu sefer o da koyunun peşine gidip onu kurtarmak, oradan çıkartmak durumunda kalınca o da koruya girmiş olur. Onun için en iyisi diyor korunun etrafında bile dolaşmamak, yaklaşmamak. Mesela imsak olduğu vakitte diyelim 4.30'du değil mi? 31 oldu mu? 4.30 gibi imsak oluyor şimdi. İşte zaten ezanlar bütün televizyonlardan da veriliyor artık. Bu nedir? Mesela Allah'ın korusudur. İşte yasak sahasıdır. Ne demek? O saate kadar ye iç serbesttir. O noktadan sonra oruç tutması efendim mümkün olan Müslümanların akıl, baliğ
aklı başında, buluğa ermiş, hasta değil, yolcu değil, kendisi de oruç farz, Müslümanım diyen herkese. O noktadan sonra yemek nedir? Haramdır. Su içmek nedir? Haramdır. Peki bu o saatten sonra yemek yiyen ne yapmış oldu? Allah'ın korusuna girmiş oldu. Onun için ayet-i kerimede ne diyor? Dün cevaplandırmaya çalıştım. Hani yarım saat sonraya kadar yiyor diye kocası hakkında bir hanım kardeşimiz soru iletmişti bize. Olacak şey mi ya? Niçin Allah Teala ne buyuruyor imsak ayetinde? Tilke hududullahi fe la takrabuha. Bakara suresi. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Başka ayette yine Bakara suresinde ne diyor? Tilke hududullahi fe la ta'teduha. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Hangi sınırlar? Evlenmekte, boşanmakta. Artık üç talak verdin, daha o kadına dönemezsin. Dönmek için başka fetvalar gerekiyor. Efendim mesela bunlar hep sınır. Üç kere boş ol dedin, daha sana yabancı oldu, elini tutamazsın. Bu benim 40 senelik karım, 5'te çocuğum var, o geçmiş olsun. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır, bunları aşmayın. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Allah'ın sınırlarını aşanlar zalimlerin ta kendileridir. Ben kimseye zulmetmedim, sen canına zulmettin, sen kendine zulmettin. Kendi canını cehenneme atan kime zulmetti? Kendine yazık etti. Dünyanın gavuru toplaşsa, Amerika, Rusya bir araya gelse sana, seni cehenneme atamaz. En fazla ecelin geldiyse bomba atar, seni öldürür. Öldürse bile seni cehenneme atamaz ki. Çünkü sen imanlı öldükten sonra cehenneme girmezsin ki. Allah'ın yolundaysan, sınırlarını koruduysan cehenneme girmezsin ki. Dünyanın en büyük zalimleri, kafirleri bir araya gelse sana ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Ama sen kendine öyle bir iş yaparsın ki Allah'ın sınırlarını aşarak, korusuna, yasak sahasına girerek işte kendi canını yakarsın. Onun için Kur'an-ı Kerim'de çok yerde وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ Allah onlara zulmetmedi. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlar namazı terk ederek, orucu terk ederek, zina ederek, içki içerek, faiz yiyerek, yalan diyerek, haramlar irtikap ederek ancak kendilerine zulmediyorlardı, canlarına kıyıyorlardı, kendilerine yazık ediyorlardı. Kur'an-ı Kerim hep bunu beyan ediyor. Şimdi diğer sınırlar hakkında bunlar Allah'ın korularıdır, sınırlarıdır. Aşmayın buyurulurken imsak hakkında yani o dakikadan sonra yememek, içmemek hakkında ne buyuruyor? Tilke hududullah fe la tekrabuha. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Bunlara yaklaşmayın. Çünkü neden? İnsan onun için birkaç dakika evvel de ne yapmak lazım? Ağzını çalkalayıp da efendim oruca niyet bağlaması lazım. O hepten ezan okunana kadar, ezan bitene kadar da ne yapmamak lazım? Efendim işi ileride geçirtmemek lazım. Ama bir kardeşimiz yine burada sorularda gördüm. Diyor ki tam ezan okunurken işte bir su içtim ezan bitene kadar falan kaza etmem lazım mı? Değil, lazım değil. O kadar da değil. Ama böyle 3-5 dakika falan geçirmek değil. Bu tam ezan bitene kadar diyor. Yani o kadar da sıkmıyoruz insanları. Ama Rabbim diyor ki bu sınırlara yaklaşmayın. Çünkü neden işte? Sınıra yaklaşan, koyunlarıyla yaklaşan çoban misali koyun anlamaz, koruya kaçar. Çoban da peşinden girmek zorunda kalır. Yani ne demektir bu? Efendim anlar anlamaz bir yasağa girer. Allah muhafaza yanar. Onun için Mevla bu sınırları koymuş. Bize hudutlar koymuş. Şimdi biz bu sınırları koruyoruz. Korumayan insanlarımız var. Allah onlara da tevbe nasip etsin. Hidayet versin. Biz kendimizi de onlardan üstün hiçbir zaman görmüyoruz. Bakın namaz kılan, kendini namaz kılmayandan üstün gördüğü zaman, oruç tutan, kendini oruç tutmayandan üstün gördüğü zaman, çarşaf giyen, başını kapatan bir hanım kardeşim, kendini başı açık gezen, hatta bikiniyle denize giren bir kadından üstün gördüğü zaman, onun yaptığı günahtan daha büyüğünü yapıyor. Çünkü daha büyüğü nedir? Ucuptür, kendini beğenmektir. Daha büyüğü nedir? Kibirdir, üstünlük taslamaktır. Bak burası bir acayip bir şey. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْكِبِرِ Kalbinde zerre kadar, toz kadar, yani artık gözle görülmeyecek kadar güneş vurduğu zaman burada mesela tozların uçuştuğu böyle yol gibi gözüküyor. O tozlar, mikroplar şimdi mesela bu kadar ışıktan görünmüyor. Güneş bir acayip bir şey. Güneş de görünüyor. İşte o zerre kadar diyor, o uçuşan tozların her biri zerredir. Kalbinde kibir bulunduran, barındıran cennete giremeyecek. Ya Müslümansa nasıl giremez? Cehenneme bir girer, yanar, temizlenir, sonra çıkar girer. Ama ne lüzum var cehenneme bir uğrama, kömür gibi olup çıkma? Onun için kibir tehlikeli bir şey. Ben namaz kılıyorum, o kılmıyor. Öyleyse ben ondan üstünüm. Bu olmadı bu. Bu seni ne yaptı? Namaz kılmayandan beter yaptı ya.
Bunlardan uzak duralım. Kendimizi üstün görmeyelim. Ama ve lakin bir insan namaz kılmıyorsa ona da kardeşim sen de kılsaydın işte ahireti kazansaydın falan. Ben de kılıyorum. Kabul mü belli değil. Allah kabul etsin. Kendimi senden üstün göremem. Belki senin benden üstün olan vasıfların vardır. Böyle yaklaşmak lazım ama böyle inanmak lazım. Takıya yapmak için konuşmuyorum. Kalbinden de böyle geçirerek, içinden böyle düşünerek yaklaşmak lazım. Hal böyle olduğu zaman insanlar da tabii iyi söze, tatlı söze gelirler. Nasihat insanlara kar eder. Allah'ım Habibine Muhammed Mustafa'sına sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyuruyor? Ve zekkir fe inne zikra tenfe'ul müminin. Habibim vaaz et, nasihat et. Çünkü vaaz-ı nasihat inananlara mutlaka fayda verecektir. Demek kalbinde zerre kadar iman olan öğütten kar alır, kar eder. Nasihattan kar alır. Bu ayettir. Peki ben bu adamın nasihattan faydalanacağını tahmin etmiyorum. Öyle bir şey yok İslam'da. فَذَكِّرِ النَّفَعَةِ الذِّكْرَى Allah Habibine sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Habibim vaaz et. Vaazın fayda verirse. Bu ne demek? Verirse de vaaz et, vermezse de vaaz et. Çünkü neden? Ben sana kimin iman edeceğini, kimin nasihattan faydalanacağını bildirmedim. Bazı şeyleri Allah bildirir peygambere, bazı bildirmeyebilir. Gayıptan da haber gelir, gelmeye de bilir. Hele bize göre bu iş hepten gayba kalmış. Çünkü neden? Bu insanlardan ummadığın adam, bakıyorsun seni de geçti, beni de geçti. E sen şimdi bakıyorsun diyorsun ki, ben bu adama namaz kıl diyeyim, oruç tut desem, belki de benimle dalga geçecek veya alay edecek veya bana hakaret edecek falan. Böyle düşünme. Sen Allah rızası için yaklaşımını yap. Ne olacak? Allah tesir yaratacak. Yaratmadı. Sen yine mesuliyetten kurtuldun. O da yarın ahirette ne cevap verecek? Bahanesi kalmadı. Bana söyleyen olmadı, bana duyuran olmadı. En azından onu diyemeyecek. سَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى Allah'ı görmeden gayben, gıyaben korkanlar var. Mesela biz onlardanız. Tam korkamıyoruz ama Müslüman olarak hepimizde bir Allah korkusu var. Yani şimdi Allah korkusu olmasa ben neler yapmam ya? Kendime göre bakıyorum ben bayağı bir şeyler yaparım yani ortalığı karıştırırım yani. İmam Şafii dediği gibi radıyallahu anh ne diyor? وَلَوْ لَشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ اَشْعَرَ مِنْ لَب۪يدِ وَلَوْ لَا خَشْيَةُ الرَّحْمَانِ عِنْدِي جَعَلْتُ النَّاسَ كُلُّهُمْ عَب۪يدِ Mısır'a geldi, yerleşti, mezhebini kurdu. Bütün dünya mübarek İmam Şafii, alim-i Kureyş'in. يَمْلُوا طُبَاكَ الْاَرْضِ عِلْمًا Bukhari hadisinde Resulullah haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem kendinden 200 sene sonra gelecek. Kureyş'ten bir alim çıkacak. Dünyayı ilim dolduracak dedi. İmam Şafii'dir. Ondan büyük alim Kureyş'ten daha çıkmadı. Ama İmam Şafii baktı bütün millet ona tabi oldu. Mezhebine girdi falan filan. Efendim kulun olayım, kölen olayım. Yatıyorlar elini ayağını öpüyor. Şimdi bile bize hürmet etmek isteyen insanlar vardı. Ama bizim elimize eğilse biz onun kadar eğiliyoruz. Bizim elimizi öpmeden biz onun elini öpmemiz lazımdır. Çünkü o bizden üstün görüyoruz. İmam Şafii de diyor ki şairlik diyor alimlere pek yakışmaz. Yoksa ben o kadar şiir söylerim ki diyor Lebit Arapların en büyük şairidir. Şu anda Lebit'i sollardım diyor. Ama diyor biz müçtehidiz, alimiz. Bize gerekmez çok güzel şiir söylemek. Fakat yine de koca divanları var. Öyle bir şiirler söylemiş bütün şairler haptolmuş. Peşinden ne diyor? Eğer Allah korkusu benim yanımda kalbimde yerleşmeseydi şu milletin hepsini kendime köle yapar çalıştırırdım diyor. Yani şimdi Allah korkusu tabii var. Her Müslümanda var. Ha bir günahtan sakınamayabiliriz ama öbüründen sakınıyorsak yine Allah korkusundandır canım. Tabii ki Allah'la aramızda kimsenin şahit olmadığı, vakıf olmadığı günahlarımız mevcuttur. Öbür türlü peygamber olmamız lazım. Günahsız mıyız yani? Değiliz. Ama Allah'tan korkmasak da çok daha değişik günahlar, insanlara zararı müteaddi olan, insanları da rahatsız eden günahlar da yapabiliriz. Bazı kere hiç insanlara bulaşmayan, Allah'la aramızda kalan bazı günahlarımız da olabilir. En azından o millete zulüm yapmak bakımından ondan çok daha ehven kalır. Allah affeder. Kullara taalluk etmedikten sonra Rabbim daha efendim kesinlikle affeder. Onun için Allah'tan korkuyoruz. Rabbim ne diyor? Habibim sen vaaz et. Vaazın fayda verirse ne güzel. Vermezse de sen mesuliyetten kurtul. Ama kim Allah'ı görmeden Allah'tan korkuyorsa o vaazdan faydalanacak. Şimdi başladık. 9. gün oluyor herhalde. Artık 8-9 gündür burada konuşuyoruz. Çok insanlar faydalanmıştır. Allah'ın izniyle Rabbim tesir yaratmıştır. Kim Allah'tan korkuyorsa ahireti duyduğu zaman, cehennemi duyduğu zaman, kabiri duyduğu zaman kendine bir çeki düzen verme lüzumunu en azından hissetmiştir. Ya nereye gidiyorum? Freni patlamış araba gibi. Bir durayım, duraklayayım ya. Bu hoca hepten uydurmuyor, ayet okuyor, hadis okuyor ya. Bizi yaradan Allah var. Bizi o yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Bizim elimizde değiliz. Biz Allah'ın kudret elindeyiz ya. Dünya onun elinde bak.
Pakistan'ı sellere gark etti. Kim ne diyebilir? Amerika'ya bir kasırga gönderiyor, hortum kaç vilayeti havaya kaldırıyor. Kim ne diyebilir ya? Eskiden biliyorsunuz haberleri bile olmuyordu hortum gelene kadar. Şimdi teknoloji çok ilerledi. İlerledi. İlerledi de ne oldu? Ne kadar ilerledi? Hortumu durduracak kadar ilerledi mi? Yok. Ne yapacak kadar ilerledi? Geçen hortumda baktım haberlerde canlı yayından hortum geliyor. Gelmek üzere şuraya kadar geldi, şurayı aldı götürdü diye. Artık hortumun yıkımlarını canlı canlı izleyecek kadar teknoloji ilerledi, o kadar işte. Gözünle görüyorsun nereye yıktığını. Ha belki işte önceden kaçan tedbir alan olursa canlı kurtarır, o da Allah'ın bir kaderidir. Tedbir ona haber etti, eceli gelmemiş falan. Yoksa eceli gelmedikten sonra hortumun içinde de kalsa ölmez, o da ayrı bir dava. Şimdi sen Allah'a nasıl gösterebilirsin? Onun kuvvetine karşı ne yapabilirsin? Zayıf insansın. Dünyanın en güçlü devletleri, süper güçleri ne yapabiliyorlar? Allah'ın afetlerine karşı ne yapabilir? Bir yıldız yanaşsa, o vurdu vuracak. Dünyadan kaç kat büyük yıldızlar var. Dünya bitti bitecek. E nasıl durdu düşme yıldızı? Ha ben gerçi diyorum, boşuna masraf etmesin. Bu Amerika'ya söyleyin. Kaç milyar dolar bütçe ayırmış. Göktaşları geldi gelmedi, değdi değmedi. Ya yazıktır. Bütçelerle yardım etsinler fakirlere, makillere ya. Millet aç ölüyor, salgın hastalık var. Amerika'ya ben garanti veriyorum. Bir şey olursa beni idam etsin ya. Kıyamete daha var. Taş maş çatmayacak be kardeşim. Delinmeyecek bir tarafı göğün ya. Tebareke suresinde Allah beyan ediyor. Ma tera fi halqi rahman min tefavut. Benim yaratışımda bir farklılık göremezsin. Benim halkım diyor sağlamdır. Benim icadım muhkemdir. Çatlak olmaz diyor. Ondan sonra simmercel besara karateyn. Gözünü göğe kaldır. El tera min futur. Çatlak görüyor musun diyor. Bir daha bak, bir daha bak diyor. İstediğin kadar bak diyor. Gözün yorulacak, geri dönecek. Bir çatlak bulamayacaksın diyor. Kıyamete kadar çatlama diye bir şey söz konusu olmayacak. Kıyamet ne zaman? Kıyametin öncüleri var. Bu kadar kıyametle ilgili CD'lerimiz var. Belki 30 saat, 40 saat, 50 saat. Bunları ben şimdi anlatamam. Bunları Arifan yayınlarından arayın, sorun, temin edin. Onların da ellerinde belki şu anda yok ama sonradan basılabilir. Bunlardan dinlersiniz. Ben şimdi hepsini anlatamıyorum. Yani bu kadar öncü haberler var. Bunlar olmadan kıyamet kopmayacak. Yani Rabbim Teala bu düzeni kurdu. Şimdi bizim kıyametimiz mevzubayız. Men mâte fekat kâmet kıyametü. Ölenin kıyameti kopmuştur. Zaten ben bugün ölsem benim kıyamet koptu. Ne iftar kaldı, ne teravih kaldı, ne farz kaldı, ne vacip kaldı. Benim için artık bir sorumluluk kalmadı. Kıyamet kopsa ne olacak? Dar-ı teklif olan, bu mükellefiyet yurdu bitecek, dar-ı ceza olan karşılıkları göreceğimiz ahiret yurdu meydana çıkacak. Zaten ölen için teklif bitiyor. Ne helal kaldı, ne haram, ne emir kaldı, ne yasak, ne sevap kaldı, ne günah. Onun için ölenin kıyameti kopmuş. Şimdi biz kendi kıyametimizle alakadar olalım. Biz ne zaman öleceğiz? Ölmeden evvel ne tedarik göreceğiz? Biz ahiret yolcusuyuz. Onun için diyor, beni görmeden korkanlar, Allah var diye sayanlar, vaazdan fayda görürler. Ama ve tecennebu el eşka. En bedbaht, en kötü insanlar nasihattan uzak dururlar. Dinlemeyeceğim. Adam dinlememeye uğraşıyor. Şimdi burada yine gelen kağıtlardan birini okudum. Bir hanım kardeşimiz adını da yazmış. Diyor ki, sen diyor cübbelisin, sakallısın diye senden öcü gibi korkardım, hep kaçardım diyor. Şimdi Ramazan'da diyor takıldım diyor bu sohbetlere. Ya diyor çok güzel anlatıyorsun, hiç de bizi korkutmuyorsun diyor. Yani efendim rahat rahat şimdi dinliyorum diyor mesela. Ya mübarek Allah'tan kork, benden ne korkacaksın, ben sana ne yapacağım ya? Ben sana ne yapacağım, ben sana diyorum ki kabirde azap görme. Belki ben görsem bile sen görme ya. Belki ben sana bir iyilik yaparım da Allah bana da acır. Ben de nasıl affolurumun derdime düşmüşüm ya. Ben azaptan nasıl kurtulurum, çareme bakıyorum kardeşim. Ben senden daha avantajlı durumda değilim. Vallahi ben hepinizden fazla korkmak mesuliyetindeyim ya. Ödüm kopuyor çünkü daha fazla biliyorum, yanacağım ya. Yanacağım. Ben korkuyorum. Sizi de korkuya sevk edersem bu kötü bir şey değil ki ya. Burada yangın çıkacaksa, duman burayı saracaksa, millet çoluk çocuk boğulacaksa, yani insafsızlık değil midir? Bana neneme lazım, yanarsa yansın. Olmaz ki. Ben demem lazım değil mi ki? Yani yangın var, duman gelmeden çıkalım kardeşim buradan. Burası Allah'ın yasak sahasıdır. Durmayalım burada. Dolaşmayalım bu koruda. Bunu Allah için söylüyorum ben size. Niye yanlış anlıyorsun ki ya? İçki haramsa, faiz haramsa ben bunu demek zorundayım. Ben ne yapacağım? Ben yalan konuşamam ki burada. Ama en kötüler diyor vaazdan uzak dur. Gelmez. Dinlemek istemez. Bir kere benim vaazıma birini getirmişler. 2 saat de vaaz sürdü. Adama da ya zorlanırsan çıkarız demişler. Adam da zorlanmamış. Dalmış gitmiş akışa. Ondan sonra çıkarken ya nasıl buldun hocayı sormuşlar.
Adam da imansızmış. Bizim cemaate herkes gelir. Buraya imansız da gelir. Burada biz adam koymuyoruz ki, isterse imansız olsun. Gelsin dinlesin. Bu sefer yahu demiş, dinledim ama çok kendimi zorladım demiş. Az daha 40 senelik gavurluğuma mal olacaktı demiş yani. Yani adam inanmak zorunluluğu hissetmiş. Fakat mücadeleye girmiş, inanmayacaksın. Ne derse desin inanmayacaksın diye direttim diyor. Yani zor kurtardım gavurluğumu diyor. Yoksa Müslüman olmam icap ediyordu diyor. Ya kardeşim, direnişe bir lüzum yok. Aklına eriyorsa Allah sana akıl verdi. El aklu ma yub'iduke an mevatinil helekat diyor. Risale-i Kuşeyriye'de tarif geçiyor. Akıl diyor seni tehlikeli yerden uzaklaştırana derler. Yani bir adamda akıl var da göz bakaraktan kendini uçuruma attırıyorsa bu akıl değil. Mesela en akıllı adam intihar ettiği zaman ne diyorlar? Bu adam da çok akıllı adamdı. Hiç bundan beklemezdik intiharı diyorlar. Biz o zaman ne diyoruz? Hani cenazesi kılınır mı kılınmaz mı da mesele. Biz kılınır diyoruz genel fetva. Niye kılınır? Madem bu adam akıllıydı, akıllı adam kendini atmaz camdan aşağı. Demek ki cinnet geçirdi. O anda delirdi, delirince de mesul olmuyor. Mesul olmayınca da biz cenaze namazını kılar. Çünkü önceki aklına göre Müslüman olduğunu biliyoruz adamın. Namazında, abdestinde hacılardan intihar edenler oldu. E biz gittik cenazesini kıldık yani. Çünkü neden? Akıl varken bu olmaz ya. Cinnet geçirmesi lazım. Bundan dolayı akıl diyor seni tehlikeden uzaklaştırana derler. Bu nasıl akıldır ki cehenneme inanıyorsun, ateşin yaktığına inanıyorsun, namaz terki, oruç terki de seni oraya yaklaştırdığına inanacaksın. Ondan sonra da bile bile o ateşe doğru gideceksin. Bunu dünyada yapmıyorsun. Dünya kafasıyla o dumana girmiyorsun. O ateşten kaçıyorsun. Ama ahiret aklı olan, imanı olan insanların da bu aklı kullanmaları gerekiyor. Bu bir alamettir, bu bir nişandır. He biz demiyoruz ki namazsız, oruçsuzsa imanı yok. Haşa. Aklı yok, haşa. Tabii ki akıllıdır, Müslümandır. Ama aklını biraz daha faaliyete geçirmesi lazım. Ahiret aklı zayıf kalmış diyoruz. Aklül maaşı kasırun nazar. Aklül maadi hadidül basar diyor İmam-ı Rabbani. Dünya aklı kısa görüşlüdür. Bak duvarın arkasını, direğin arkasını adam gizlense göremiyorum. Ama ahiret aklı keskin gözlüdür. Ahirete inanan ölüm, kabir, mahşer, sırat, mizan sonsuz cennet veya cehenneme kadar, sonsuzluğa kadar Allah bildirmiş. Akıl oraları kesmesi lazım. Oraları kestirmesi lazım. Yoksa dünya aklı duvarın ötesine geçmez. Allah ahiret aklımızı çalıştırsın. Ahiret aklının çalışması için diyor, ölümü düşünmek lazım. Kabiri düşünmek lazım. Moralleri biraz bozmak lazım. Keyifleri arasına kaçırmak lazım. Öyle hep ile geçirmemek lazım. Sadece kaç senede bir kere bir yakının öldüğü zaman değil bu. Bu devamlı ölüm başımızda geziyor. Bunu düşünmek lazım. Bir. İkincisi, ahiret kafası çalışan insanlarla oturup konuşmak lazım. Adamın yanına oturuyorsun, 10 saat arkadaşlık yapıyorsun. Ne namaz, ne abdest, ne ahiret, ne Allah, ne peygamber, hiçbir şey konuşmuyor. Sadece maç kaç, şu araba şu marka, cep telefonu şu çıktı, şu budur, bu şudur. Efendim artistlerden, sanatçılardan 10 saat adam sana bunları konuşurken bir kere Allah demiyor ya. E şimdi böyle bir zaman, bu durum olduğu zaman dolayısıyla ne yapıyor? Tabiat çalıcıdır, hırsızlık yapar. Üzüm üzüme baka baka karar hesabı. Sana da ondan bulaşıyor, gaflet geliyor. Onun gafleti sana bulaşıyor. Sen de onun gibi düşünmeye, konuşmaya başlıyorsun. Ama ahiretten bahseden bir adamı dinlesen, ben namaza gideceğim arkadaş diyeyim, en azından kılmasan bile ne yapıyorsun? Ya bak ne güzel adam, abdestini alıyor, Allah'ına secde ediyor. Ben niye yapmıyorum ya? En azından onu düşünceye sevk ediyorsun. Zorlan adamı tutup kolundan götürmek değil ki bu. Ama arkadaşını da iyi seçmen lazım. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el mer'u ala din halil, her biriniz arkadaşının dini üzere gidersiniz. Fel yanzur ehedukum men yuhalil. Herkes arkadaşını seçerken dikkat etsin. Onun için şimdi şu sohbetlerde beni dinleyenler beni ne seçiyor? He? Milletvekili seçmiyor. Ben demiyorum reyatını bana. Ne seçiyor beni? Beni dinleyen? Arkadaş seçiyor. Sohbet arkadaşı seçiyor. Adam belki benim CD'lerim cübbelahmethoca.tv'den adam diyor ki CD'ler 300 saatlik sohbet dinledim diyor. İngiltere'den arıyor. Rusya'dan arıyor. 300 saat dinlemiş. Ben belki de 3000 saatten fazla konuşmuşum. Ben zaten kafayla çeneden ibaret bir adamım. Dır 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 konuşuyorum. Adam diyor ki 300 saat dinledim. Şimdi bu karısını 300 saat dinlemiş midir? Anasıyla 300 saat konuşmuş mudur? Babasıyla 300 saat muhabbeti, sohbeti var mıdır? Demek ki beni sohbet arkadaşı seçiyor. E seçin beni sohbet arkadaşı seçen. Yol arkadaşı demiyorum. Yol arkadaşı herkes yoluna. Sepeti koluna beni alakadar etmez. Ama sohbet arkadaşı beni seçen zarar etmez. Ben hiçbir zaman kötülüğü emretmem, iyilikten nehyetmem. Ben hep iyiliği emrederim, kötülükten nehyederim. Konuştuklarımda bir yanlış bulsalardı, zaten beni tepe koyacaklardı bir senedir.
Konuştuklarıma yanlış bulamazlar Allah'ın izniyle. Yaptıklarım, ben peygamber değilim. Herkes kendi hesabından mesuldür. Kimseye de zulmüm yoktur ama nefsime zulmüm herkesin vardır. Bu kendiyle Allah haramda. Allah'la haramda. Ama sen dinle burayı. Burada millete davet et. Yoksa dilinden geliyor, elinden geliyor bir mesaj atmak, bir telefon çekmek. Ara aç şu flaşı, seyret şu sohbeti demek. Bunu da yapamadığımız zaman işte ahirette yarın komşularımız, tanışlarımız da bizi şikayet ettikleri zaman kendi dinlemiş, bana söylememiş. Kendi namaz kılmış, beni davet etmemiş. Kendi oruç tutmuş, bana faziletini anlatmamış. Ben ne bileydim, azap var, ateş var, cehennem var. Ben hiç böyle bir şeyler duymadım diyor orada. Samimi söylüyorum, bak 70 küsür milyon Türk milleti. Şu milletten hala cehennemdeki azaplar hakkında malumatı olmayan insanlarımız vardır. Gençlerimiz vardır. Ahireti bilmeyen çok insanımız vardır. Ölmekle bu hayatın biteceğini düşünen, ahiretin olmadığını, dirilmeyeceğimiz, hatta ilahiyattan bazı hocalar ne diyorlar biliyor musunuz? Bedenler dirilmeyecek, ruhlar devam edecek diyorlar. Bu da insanı kafir eder. Çünkü cesetler dirilecek, bu bedenler aynen dirilecek. Ruhlar zaten ölmüyor. Bedenden çıkıyor ya cennet bahçesine ya cehennem çukuruna gidiyor. Ruh zaten ölümsüzdür. Ha başı var. Allah'ın yarattığı. Allah ile ortaklığı yok haşa. Allah'ın başı da yok. Ama ruhlar sonsuz olarak yaratıldılar. Yaratıldıktan sonra ruh ölmüyor. Buraya dikkat edin. Kabirde yatanların bedenleridir orada iskelet. Ruhları ölmüş değildir. Ruhları ölmüş olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mezarlığa gittiği zaman ne diyordu? Esselamu aleykum dâre kavmi müminin. Ey müminlerin yurdu, selam olsun size. Bu Sahih Buhari, her yerde bu hadis geçiyor. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, adamın bedeni ölmüş, iskelet orada duruyor. Gidip ona duvara taşa selamun aleyküm denir mi ya? Şimdi birisi gelse şu duvara, buradan birisi gelse selamun aleyküm dese şu duvara ne derler? İlişmeyin, oynatmış derler ya. Yani şimdi mezarlığın taşına gidip esselamu aleyküm dedi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bırakın o Vahabi itikatlarını. O Vahabilerin kafası o. Biz selam veriyoruz. Ne demek? Ruha selam veriyoruz. Ruh arşta bile olsa diyor, bedeniyle irtibatı var. O anda geliyor, cevap veriyor. Kainatın efendisi Bedir'de leşleri, Ebu Cehil'lerin leşlerini attığı zaman 70 gavuru kalip çukuruna, 17. gece Bedir gecesi Ramazan'ın. O gece sohbetimiz olacak. Flash TV'de inşallah iftardan sonra bizim 1,5-2 saatlik Bedir kıssası anlatılacak. Onu kaçırmayın 17. gece. Yarın gününü tespit ederim. Şimdi 17. Ramazan'a göre konuşuyorum. 16'yı 17'ye bağlayan gece. Onları çukura attı. Başlarına geldi, dikildi. Ne buyurdu? İnna vecedna ma ve'adena rabbuna hakka. Bu Buhari hadis. Biz Rabbimizin verdiği sözü hak bulduk. Galip edeceğim seni buyurdu. Beni galip etti. Fel vecedtu ma ve'ade rabbukum hakka. Siz de Rabbinizin vaadini hak buldunuz mu? Sizi de gebertip cehenneme atacağını vaat etti. Ses yok. Hazreti Ömer de o zamana kadar bu konuları bilmiyorlar. Yeni yeni her şeyi duyuyorlar. Hepsini Resulullah'tan öğrendiler sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulallah keyfe tükellim etsaden bile arvah. Bunların ruhu yok. Cesetleri çukura attık. Sen bunlarla nasıl konuşuyorsun? Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma entüm biyesme'ali ma kulümünüm. Siz bile benim bu sözümü yanımda duyuyorsunuz ya, onlardan iyi duyamıyorsunuz. Niye? Ruhları burada hazırdır. Allah ruhlarını getirmiş benim soruma karşı rezil etmek için onları duyuyorlar. Bugün kafir bile duyuyor. Kafirin ruhu bile ölmemiştir. Ruh ölmüyor ki. Onun için önümüzde ahiret var diyoruz size. Ama insanların çoğuna ilahiyattan bile bazı adamlar ne diyor? Cesetler dirilmeyecek. Ruhlar. Ruhlar zaten diri. Neyi dirilecek bir daha? Cesetler dirilecek. Onun için vaaz-ı nasihat fayda verecek inananlara. Ama şakiler, bedbahtlar bu sohbetlerden kaçacak. Dinlemek istemeyecek. Halbuki dinle be kardeşim, dinle ya. Sana bir zararı yok bunun, dinle bakalım. الَّذِي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى Allah'ın ayetinden, vaazından kaçtın ama diyor, en büyük ateşe gireceksin diyor. ثُمَّ لَا يَمُوتُ بِيَا وَلَا يَحْيَا Sonra can buraya gelecek, ne çıkacak ki ölesin, ne içeri girecek ki hayat bulasın, nefes alasın. Öyle can çekişmek, ebedi azap devam edecek. İmansızlıkta bir kar yok. İnanmakta çok faydeler var. İnananın kuvveti büyük olur. Allah'a itimadı, güveni fazla olur. Allah'tan ümidi fazla olur. İnanmayan nereye gidecek? Yok olacağım diyorsun. Senin elinde mi yok olmak? Var olmak elinde miydi? Var olmamak elinde miydi? Şu anda hasta olmak olmamak elinde mi? Rüzgar, kasırga, fırtına, sıcak soğuk elinde mi? Dünyanın süper hangi gücünün elinde? Anlasana ki yöneten Allah var. Sen neye kafa tutuyorsun ya? Senin gibi, benim gibi zayıf, Allah gibi bir kavi, kuvvetli Rabbine nasıl isyan edebilir? Edebilir ama
En azından istiğfar edebilir, özür dileyebilir ya. Bir de kafa tutabilir mi? Bir de yok diye inkar edebilir mi? Sen neyi yok diyorsun? Allah yaratan var diyor ahiret, sen diyorsun yok. E sen kendini inkar et o zaman ya. E şu anda var mısın? Varsın. E peki nasıl? Allah seni var etti işte. Ahirete dirilteceğim diyor. Sen nasıl dersin ki diriltemeyeceksin? Bu büyük bir cinnet geçiriyor. Bazı kafirlerde cinnet vardır. Allah bizi onlardan muhafaza etsin. Siz insanlara tembih edin. Mahşere kötü surette çıkmaktan muhafaza olmamız için. Vazifemizi yapalım. Şimdi herkese tebliğ edelim. Kısa bir aradan sonra güzel bir hadis-i şerif okuyacağım Ramazan hakkında. Herkes dinlesin inşallah. Ebu Sa'id radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şimdi Ramazan-ı Şerif ile ilgili bir hadis-i şerif okuyacağım. Bir sayfalık bir hadis-i şeriftir. İnşallah bu arada da soru cevaba geçmeden önce o hadis-i şerifi bitiririz inşallah. Sizler tabii Ramazan-ı Şerif Risalesini söyledim. Burada çok ilimler bulursunuz. Ben bunları baş edemiyorum. Daha birkaç hadis-i şerif rivayet edebiliyorum. Vakit yetmiyor. Burada Ramazan'daki faziletli ameller bölümü var. Hangi amelin ne kadar sevabı var? İstiğfarı ne okunacak? Efendim duaları, zikirleri, vazifeleri bunlar çok önemli. Bunları inşallah Ramazan-ı Şerif Risalesini Arifan yayınlarından temin edip elinizden düşürmeyin. Hatta çantanızda dursun. Öğleden sonra okunan istiğfar var ikindi arası. Efendim, iftardan evvel okunacak dualar, ilk geceler söyledim. Ben bunları her gece tekrar edemiyorum. Bazı insanlar yazmışlar işte 15 dakika evvel Ankara'ya göre hesap edin dua ya mübarek. Biz İstanbul'a göre bile duaları söyledik, geçtik. Şimdi her akşam yapamıyor çünkü Ankara'ya İstanbul'a göre deyince o zaman 60 dakika sıralı her vilayete göre dua yaparız. Ondan sonra El-Fatiha deriz çıkarız yani millete bir şey anlatamayız. Artık o duaları size dedim kitabın adresini verdim. Açarız 380. sayfede iftardan evvel orada dualar var. Başka dualar da var. Allahümme yeselüke ve rahmetikelleti ve sa'at kulle şeyin teğfira li zülubi. Bunu iftardan evvel okusa diyor anasından doğmuş gibi iftardan çıkar diyor. Yani bunlar hep hadis-i şerif. Bunları yapın, amel edin. Ben burada teşvikçiyim. Fakat her gece aynı şeyleri tekrarcı değilim. Onun için şimdi duymadığınız bazı faziletleri söyleyebiliriz. Ondan sonra bu gecenin önemine dikkat çekelim. Bu gece 9. gece. Yani yarın Ramazan-ı Şerif'in 9'udur. Ne demek? İslam'da gece önce geliyor, gün sonra oluyor. 13'ündür ki teravih önceden başlıyor değil mi? Oruç olmadığı halde akşam teravih başlıyor. Niye? Gece öncedir. Gün sonradır. Buna göre 9. gece bu gecedir. Yarın 9'udur. Ne var bunda Hoca Efendi? Ne var işte? Dedik ya Kadir gecesi gizlidir. Kadir gecesine kimse yemin edemez 27. gecedir diye. En ümitli gece 27. gecedir. Yoksa bir kişi çıkıp da Kadir gecesi 27'dir diye yemin edemez. Çünkü rivayetlerde arayın, arayın, arayın buyuruluyor. Mesela ne buyuruluyor? İltemisuha fi evveli leyletin ev fi tis'in. Kadir gecesini Ramazan'ın ilk gecesinde arayın ya da 9. gecesinde arayın. Bu da mühim bir kitapta geçiyor. Dolayısıyla ilk gece zaten sohbetimiz yoktu. Biz ikinci gece başladık burada. Çünkü ilk gece teravih başladığında o gün oruç olmadığı gün, iftar olmadığı gün o gün program yapmadık. Oruç günü başladık biz. Onun için biz onu diyemedik size. Ama ilk gece artık inşallah kılmışsınızdır teravihinizi vesaire vazifenizi inşallah. İlk gece arayın veya 9. gece arayın. Bu gece aranması emredilen gecelerdendir. Ya çatarsa 1000 aydan hayırlı. Ne demek bu? Ya bu gece işte ne olacak o zaman? Onun için Müslüman Kadir gecesinin faziletine inanan, hayrından mahrum olursam bütün hayırlardan mahrum olurum diye tehlikeden sakınan insan ne yapar? Bu 9. geceyi uyanık geçirir. Bu gece mutlaka teraviye gidin. Ben her gece gidemiyorum, kılamıyorum. Ya bu gece gidin kardeşim. 9. gecedir. Efendim, bunun fazileti de var. Mesela teravih namazları hakkında da yine Hazreti Ali Efendimiz Ramazan teravihleri hakkında beyanlarda bulundu. O Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem dinlemeden kafadan atmaz. Allah teravih kime nasip ettiyse ona ne mutlu. Mesela burada Arapçalarını okumayayım, vakitler dar. İlk geceyi kılsa anasından doğmuş gibi affolur. İkinci gece kılsa ana babası ne kadar günahkar olsa Müslümansalar affolurlar. Üçüncü gece kılan melekler arşın altından nida eder. İsteyni fil amel fekad gufira leke ma mada min zunubi. Yeniden sana defter açıldı, geçmiş günahların bağışlandı. Üçüncü gece kılsa. Bunların hepsinin her gecenin nesi var? Özel müjdesi var. Bu millet enayi mi bu sıcakta gidiyor, kılıyor teravih namazını he?
Enayi mi bu millet? Bu kılanlar ya. Sen de dışarıda çayını içiyorsun. Ondan sonra millet çıkarken Allah kabul etsin. Hadi sizinkini de kabul etsin. Ne yaptın ki ne kabul etsin? Çay içmeyi mi kabul etsin? Neyini kabul etsin? Adam namazdan çıkıyor sen de. Efendim sıcaktır, şudur budur. Ama şalvar ıslanmadan balık tutulmaz. Dördüncü gece kılan Tevrat, İncil, Zebur, Furkan. Dört büyük kitabı okumuş cevabını al. Şu anda o kitapları okumak haramdır. Sadece Kur'an okunacak. Ama nesh olmadan önceki haliyle, yani bu hahamların, papazların katıp karıştırmasından önceki Allah'tan inen haliyle onları okumuş gibi sevap alacak. Beşinci gece kılana teravih. Allah Mescid-i Haram'da, Ravza-i Mutahara'da, Mescid-i Aksa'da namaz kılmış sevabı yazacak. İşte bunlar hangisini kıldı? Devamlı kılanlar hepsini kazanırlar. Cemaatle kılmak lazım. Kendi başına kılmak iyi, uygun bir şey değil. Zaten yanlış unuş okuyorsun. Ama işte uyduğun imam da doğru okusun bari. Öyle de imamlar var ki, yani kardeşim nereden okuyor, ben hafız olduğum halde anlamıyorum imamın nereden okuduğunu ya. Ne biçim bir kıraat bunlar, nereden yetişiyorlar, bunlara biraz inceleyin ya. Merkez camilerine imam etmiş adam ya. Adam dahi diyemiyor, de diyor ya. Acayip bir zor durum var yani memleket. Arap'ın biri gelmiş Aksaray'dan, teravih kıldım diyor. Yani diyor, lö 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 Allah'a ekber, lö 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 Allah'a ekber. Hiçbir şey anlamadım. Fatiha'yı Arapçadır diyor, ben Arap'ımı anlamadım. Bu kadar da hızlı jet imam. Kardeşim 12 dakikada diyor, gelin teravih kılalım. Kardeşim 20 dakikadan aşağı 20 rekat kılınmaz. Bunun yatsısı da var, o vitri de var, onu hariç tutuyoruz. Bunun rekatını dakikaya vursan, zaten 30 küsur dakikadan aşağı kılsan sakattır. Efendim jet imam 12 dakikada... Ha o zaman ben de diyorum ki kardeşim ben sana daha hızlısını öğreteyim, ne var? Hiç kılma, daha rahat edersin. Niye 12 rekat kılıyorsun? Canın çıkacak, kalbin duracak. Pat küt pat küt, boşuna işte kabul olmayacak. Hiç kılmasan daha rahat, en az yorulmazsın ya. Bir şey olur mu? Teravih hakkını vermek lazım. Hatta hatimle kıldıranlar var. Bak Şehzadebaşı Camisi hatimle kıldırıyor. Hiç giden var mı? Kaç saf? Soruyorum, 4-5 saf. Tabii 4-5 saf olur. Halbuki insan hususi hatimle kılmaya gitmek lazım. Ne var? Bir saat sürüyor. Ne var bir saat sürüyor? Senin filmlerin 2 saat sürüyor. Dizilerin 3 saat sürüyor reklamlarıyla. Ayıptır ya, Allah'ın huzurunda biraz dikil ayakta. Kıyamet günü 50 bin sene sana 2 rekat namaz kadar kolay gelsin. Ne var? Yani teravide. Ne zorlanıyorsun? Allah'ın ayetleri okunuyor başından aşağıya. İşte bu sıcak da biraz insanları zorluyor. Bu camilere de klima da taktırmamışlar. Ne yapacağız bilmem. Millet kaçıyor yani. Cemaat bu sene çok düştü. Ama evde kılıyorum, bahçede kılıyorum. Mübarek cemaatle kılınan da bahçede kılınan sevabı bir mi? Cemaate gitmek lazım. Altıncı gece teravisini kılan Allah Beyt-i Mamur'u tavaf eden gibi sevap verir. Taşlar topraklar onun için istiğfar eder. Yedinci gece kılan Musa Aleyhisselam'a yetişip onu Firavun'a karşı destekleyen gibi sevap alır. Sekizinci gece, dün geceydi. Ben de gittim Piyale Camii'nde kıldım. İshak Hoca'nın arkasında. Elhamdülillah. Cemaatlen. Ne olmuş? Sekizinci gece kılan dün gece ne olmuş? Bedir Savaşı'na katılanlar kadar sevap alır diyor. Allah Allah. Bak dün gece neymiş görüyor musun? İbrahim Aleyhisselam'ın sevabını Allah ona verir. Dokuzuncu gece kılan, bu gece ne gecesi? Dokuzuncu gece. Biraz gidin teravihlere ya. Allah Davud Aleyhisselam'ın ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerinden onu da hissedar eder. Çok büyük bir şey, büyük bir katılım payı. Büyük bir şirket, iştirak kuvvetli. Kime ortak oluyorsun ya? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Davud Aleyhisselam. İnşallah Rabbim her gece böyle size o gecenin teravisinin sevabını söyleyeyim de siz sevap duymadınız mı kardeşim? Hiç namaz mamaz kılmıyorsunuz ya. Ne demiş şair? Menfaattir insanları getiren vecde. Cennet vaat etmese Allah kimse etmezdi secde demiş. Yani yanlış demiş ama doğru demiş. Yani laf yanlış bir laf. Ama gerçeğe baktığın zaman adama diyorsun şu namaz, şu oruç, şu bu. Hemen böyle. Sevabı ne? Hakikaten bir sevap söylediğim zaman cemaat artıyor. Sevabı söylemediğin zaman dökülendik. Niye? Allah rızası için. Sevap yok. Lan Allah rızası yetmez mi? Sevap yok diyor. Allah rızası ne demek? Allah. وَرِضُوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ Benim en ufak rızam cennetten de büyüktür diyor. Ya Allah senden hoşnut olduğu zaman seni cehenneme atar mı ya? Lazım olan hanenin sahibidir. Bilmeyenler hanenin talibidir. Sen köşkün peşine düşme. Köşkün sahibi razı olursa köşk senin olur. Sana oda tahsis eder orada. Öbür türlü misafir gelir gidersin. Onun için müjde çok. Ben de sizi hep korkutmayayım.
Birazdan müjdeler vereceğiz inşallah ama müjdelere layık olanlardan olalım. Abdestimizi güzel alalım. Efendim, guslümüze riayet edelim. Ondan sonra elbisemize riayet edelim. Üzerinde pislik taşımayalım, bulundurmayalım. Efendim, taharette çok önemli meseleler var. Abdest almadan kurunalım, durulalım. Yani hemen abdest almayalım. Biraz yürüyelim, hareket yapalım veya pamuk kullanalım. Bunların usulleri var. Yoksa kılarsın kılarsın. Kabul olmaz kardeşim. Bu namazın şartı şurtu var. Abdest risalesinde bunları detaylı yazdık. Ondan sonra teravih inşallah kabul olacak inşallah. Allah dostları hürmetine. Şimdi Ebu Said radıyallahu anh rivayet ettiği hadis. Ramazanın ilk gecesi olduğu zaman cennet gök kapıları açılır. İzâ kâne evvel leyleti Ramazan. Fütihat ebbâbü sema. Felâ yugulikum ne ebbâb. Şimdi açık mı? Açık, hiç kapı kapanmaz. Hatta gün ahirul eylemin Ramazan. Ramazanın son gecesine kadar gök kapıları açık. Ne demek bu? Demek dua kapıları açık. Ne demek? Kabul kapıları açık. Mesela yağmur yağarken diyor dua yakalayın. Yağmur anında gök kapıları açıktır. Dua %100 müstecaptır. E şimdi Ramazan'da artık yağmur yağarken insan yakalamaya çalışıyor, bir dua kaptırayım falan. Ramazan'da sonuna kadar gök kapıları ardına kadar açıktır. Ne dua ediyorsun? Direkt gidiyor. Ramazan'da isteyen mahrum olmaz. وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّ ف۪ي لَيْلَةٍ مِنَا Ramazan'ın bir gecesinde namaz kılan. Hele bir de teravih kılsa. Ne oldu? 20 rekat ya. Yatsıyı zaten kılacak. O farz. اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لُوَ اَلْفَمْ وَخَمْسَمِيَتْ حَسَنَ بِكُلِّ سَجْدَ Her yaptığın secdeye, bir secde yapıyorsun. 20 rekatta 40 secde var. Tabii yatsıyı da vatsıyı da katarsan. Çok daha secde. Her secdeye ne yazar? 1500 hasene. Hasene ne demek? Hasene ne demek biliyor musun? Burada para ne demekse, ahirette hasene o demek. Burada param var, her şeyim var. Galeri arabayı verir, müteahhit evi verir, herkes evini için satar çıkar adam sana. Çünkü neden para? Parayı göster, hepsini al. Ahirette de ne var? Hasene var. Mizanda sevap günah tartılıyor. Yaptığın iyilikler sevap tarafına, sağ tarafa getiriliyor. Burada bir sevabı fazla olan cennete gidiyor ya. Günahtan bir fazla gelen cennete gidiyor. Bazısının da denk gelecek. Bu sefer Allah Teala buyuracak ki ben ağır gelmesini şart koştum. Seninki denk geldi, ne olacak? Halbuki Ramazan'da şimdi her secdeden 1500 hasene alır ya. Ama adam yatmış aşağı. Ne olacak bu sefer ahirette? Bir hasene arıyor. Mevla buyuracak, git dolaş anandan, babandan, eşinden, dostun. Bulabilirsen bul. Eyvah. Kim verir ya? Adam diyor ki ben senden muhtacım diyor. Anasına söylüyor. Anası diyor ki ya diyor evladım diyor benim de cehenneme girme tehlikem var. Ben hesabı doğrultamadım ki sana nereden vereyim diyor ya. Babası öyle diyor. Hepsi. Hanım, dünyada canım, cicim. Yok orada öyle bir şey. Kaçıyor, kaçıyor. Yevme efirul meru minehi. Kişi kardeşinden kaçacak. Ve ümmi ve ebi. Anasından, babasından ve sahibeti eşinden ve beni oğlundan kaçacak diyor. Niye? Herkesle aramızda hak hukuk var. Gören benden bir şey hak almaya kalkmasın diye. Ahiret böyle bir gün. E şimdi işte kıl teravihini 1500 haseneden hesap et. Şimdi dolar, euro, parite deseydim herkes kafadan yapardı. Adam hesap makinesini geçiyor kafadan. Ama şimdi 1500 hasene hesap et bir teravide 1500 çarp 40 lan. Mesela bunlar hesap. Ve ben alev beyten fil cennet. Her secdeye cennette bir köşk. Ya hoca bu cennette ne kadar köşk var ya? Fazla gelirse bana verirsin kardeşim. Allah Allah. Var. Çünkü sonsuz hayat var. Adam burada 50 sene yaşayacağı belli değil. 50 yerde evi var ya. Niye? Değişiklik olsun. İstanbul'da en güzel yerde oturuyor. Yine yazlıkta bir yer tutmuş. Ya senin yazlığa ne ihtiyacın var? Zaten burada yalın var. Ya işte değişiklik oluyor. Köye gidiyoruz. Orada da bir ev yaptık. Şurada da bir ev yaptık. Burada da oksijen güzel falan. Cennette sonsuz kalacaksın. Tabii ki çok yer lazım. Min yakutetin hamra, kırmızı yakuttan. La sittun elfe bab, 60 bin kapısı var. Hadi bakalım. Bir kapıdan öbür kapı görünmüyor. Cennet kralların yeri. Hakiki zenginlerin yeri. Dünya fakirlerin yeri. Feyda sam evvele yevmi min Ramazan. Ramazan'ın ilk günü orucu tuttuğu zaman gufira lehu ma taqaddeme min zenbi ila misli zalikelemiş ya Ramazan. Geçen sene Ramazan ayı ile bu sene arasının günahları silinir diyor. Ama büyük günahlardan sakınma şartını geçen derste söyledim. Büyüklerden sakınma şartı var. Hoca efendi sakınamadım. Ne demek istiyorsun yani? Sakınamadım işte. Yaptım bir büyük günah. Ramazan'da geldi. Geçen seneyle benim bu sene temizlenmeyeceğim mi ya? Temizlenirsin ama tevbe şartı var. Şimdi bizim bu dediğimiz ne biliyor musun? Hiç tevbe etmese de otomatiğe bağlamış Rabbim. Ramazan'ın ilk günü orucu tuttu, geçen seneyle arayı siliyor. Otomatik o. Tevbe şartı yok onda. Farkı fark ettiniz mi?
Büyük günahlar yaptıysa arada sen affolmazsın. Öyle bir şey yok, affolur. Ama onun ne yapması lazım? Özel bir tevbe yapıp bir daha yapmama sözünü vermesi lazım ki büyük günahlarda temizlensin. Bir sene aralıklı. وَاسْتَغْفَرَ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ اَلْفَ مَلَكٍ Her gün 70 bin melek onun günahlarının af olması için istiğfar edecekler. مِنْ صَلَاتِ الْغَدَى اِلَا اَنْ تَوَارَ بِيَوْمٍ Geçen buna benzer bir hadis geçti. Sabah namazından başlıyor, şimdi güneş batana kadar ya Rabbi bu kulunu affet diye oruçlulara dua var. وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَةٍ يَسْجُدَى فِي شَهْ رَمَضَانٍ بِلَيْلٍ وَنَهَارٍ Şimdi deminki 1500 sevap kimeydi? Gece secdesineydi. Ama Ramazan'ın gecesi veya gündüzü, öğlen namazı kılıyorsun, ikindi kıldık şimdi. İkindiyi kılmayan varsa yetiştirsin. Hacılar, hocalar, ikindiyi kaçıranlar, treni kaçırmayın. Bak ikindiyi kılmadıysanız her şeyini kaybedenden beter olursunuz. Bir abdest alın, ikindiyi kılın. Hoca ben sen çok güzel konuşuyorsun, ben seni dinlemekten namazı kaçırdım. Hadi git işine, numara yapma ya. Beni dinleme ya, git abdestini al, namazını kıl mübarek. Dört rekat zaten şimdi ancak farz kılınır. Sünnetin de vakti geçti. Evet. Her secdesine karşı ne verecek? Şecaratün bir ağaç. Cennette ağaçlar var. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahseder. Hadis-i şerifler bunlardan bahseder. Yesirur rakibu fî zillâ. Öyle bir ağaç ki dünyada öyle ağaç. Ya dünyada. Dünyaya ne köklerini salsa yeter, dünyanın dibi çıkar. Ne köküne yeter, ne başına yeter. Öyle bir ağaç gidiyor, atlı koşturan, en hızlı seri vasıtaya binen, fî zillâ o ağacın gölgesinde gezer, hamse mi'eti âmin, 500 sene koştursa gölgeyi kesemez. Gölge devam ediyor. Şimdi bir hadis-i şerif daha var, o da Bukhari'dedir. Bu hadis nerede? Beyhakî Şuab-ül İman'da nakletmiş, Bezzar nakletmiş, Hafız Münziri Tergib Terip'te almış, Alem Töbü Gezül-ü Mandam, Suyuti Dürül Mesur'da almış. Niye söylüyorum bunlar? Demeyin ki hoca desteksiz atıyor. Ben burada hadis var derken kaç tane kaynağa dayanıyorum ama yok diyenler duvara dayanıyor, koltuğa dayanıyor. Onları bırakın siz. İnkarcıları bırakın. Elhamdülillah artık bu hadisleri inkar edenler prim yapamamaya başladı. Eskiden neydi bunlar televizyonda cirit atıyorlar her sene Ramazan'da. Hadisler yok, mezhepler yok, şunlar yok, bunlar yok. Bütün kanallar onları dolaştırıyor. Elhamdülillah bunların abdesti kaçtı. Şimdi hiç bunlara efendim ancak futbol geçen baktım dün. Bir futbol yayınında bir hocayı bağladılar. Onları futbola mutbola bağlayın artık siz. Onlar futbola kaç golün molün hesabını yapsın. Ayet hadis inkar ediyor adam. Buna hoca diye fetva sorulur mu ya? Ondan sonra efendim. Bir de dün fetva hoca efendi. Yarın bu futbolcu iyi bir maç çıkarması lazım. Oruç tutması olur mu? Olur dedi. İlahiyatta da dekan. Dedi madem dedi maç oynayacak dedi. Tutması olur dedi ya. Dün akşam böyle bir şey çıktı haber. Allah Allah. Ne iştir ne değilim. Spor toto oynayabilir miyim diyor kumarma. Karına sor. Karın razıysa oyna diyor ya. Dün gece verdiler bunları televizyonda. He onun için elhamdülillah bunlar ancak artık futbol programına kaldı. Öyle eski ciddi programlar elhamdülillah. Ehli sünnetin güneşi parlamıştır. Ehli bid'atin efendim mumu sönmüştür elhamdülillah. Evet. Siz devam edin sohbetlere. İnsanları yönlendirin bakalım. Millet bir uyansın ya. Bir ayet hadis duysun adamlara. Uyutmuşlar, uyuşturmuşlar ya. Adam alıyor eline bir kağıt önündekte okutuyor. 10 dakikada bütün milleti uyutuyor. Ya diyorum hoca efendi, ben 2 saat konuşuyorum, birini uyutamıyorum. Sen 10 dakikada nasıl uyuttun bunları ya? Ya böyle olmaz ki ya. Cennetten bahsediyor. O kadar abartılı değil. Böyle bir ağaç var desen, olur mu 500 sene gölgelik ağaç diyecek ya? Ebu Hureyre radıyallahu anh ne buyurdu biliyor musun? Bu hadisten sonra Bukhari'de وَقْرَوْنْ شِيْتُمْ İsterseniz dedi Kur'an'dan delil. Kur'an'da her şey var. Mesele çıkartabilmek. Bu hadise, Buhari'deki hadiste 500 sene değil. Buhari'deki hadiste inne fil cenneti leşecaraten cennette öyle bir ağaç var. Yesirur rakib fi zillâ mi'te'am atlı koşan gölgesinde 100 sene gider. Orada 100 sene rivati var Buhari. Bu Beyhakî'de. Sümme lâ yıktara gölgeyi kesemez, bitiremez diyor. Peki, Ebu Hureyre ne dedi radıyallahu teâlâ an? İsterseniz ayetten delil getireyim size. Ve zillim memdud. Allah diyor ki cennette uzun uzun gölgeler var. İşte Allah'ın uzun dediği de herhalde 2 kilometrede bitmez yani. Kur'an ki uzun diyor o gölgelere. O dünyanın bilindik uzunlarından değil o. Onun için her secdeye böyle bir ağaç. Şimdi mesela akşama kaldı birkaç dakikalar iftara. Ne diyorsun? Sübhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bir kere okudum ne var? Cennette şimdi bir ağaç oldu. Eskiden biz çocuktuk,
Yaşlılar öyle derlerdi. Arkadaşlar akşam yanaştı, ağaçları dikelim. Millet de anlamıyor ağaçları dikelim deyince. Halbuki cennetin ağaçlarını dikelim. Niye? Al tesbih eline şimdi. 100 kere. Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah ve hamdi. Cennette ağaç oluyor. Burada tesbih ağzından harf çıkıyor. Orada ağaç şeklinde çıkıyor. Cennet böyle bir yer. Dünyadan kazanılıyor. Herkes ağacı buradan dikiyor. Cenneti kurak bırakmayalım. İnşallah köşklerimizi, saraylarımızı donatalım. Şu mübarek saatlerde. Kısa aradan sonra da birkaç sorunuzu cevaplayalım inşallah. Evet, sorulardan bazılarına cevap vereceğiz. Tahlil için kan vermek efendim orucu bozar mı? Bozmaz. Çünkü orucu dışarıdan içeri giren şeyler bozar. İçeriden dışarı çıkanların hiçbiri orucu bozmaz. Oruçluyken sabah kalkıp diş fırçalıyordum. Orucu bozuyor mu? Bozuyorsa ne yapmam gerek? Fırçalamamak lazım. Ama fırçalıyorduysan içeri bir şey kaçtı mı kaçmadı mı? Ben bunu bilmem. Eğer sen diş fırçalarken efendim içine doğru da efendim macundan, macun artıklarından içine gittiğini biliyorsan, hissettiysen bozar. Ama normalde fırçalayıp tükürsen bozmaz. Ama mekruhtur böyle şeyler, fırçalamamak lazım. Bozduysa ne yapmam gerek? Ne yapman gerek? Tabii ki efendim kaza etmen gerek. O kaç gündüyse onları senin hesap etmen gerek. Taharette su kaçmasının oruca zararı var mı diyor. Biz bunları söyledik. Yani büyük abdestten taharet alırken insan kendini çok koyvermemesi lazım. Oruçluyken biraz daha derli toplu olmakta fayda var. Bir de aşırı su tüketimi taharette mübalağa yapılırsa aşırı su. Bir de insan kendini çok koyverirse bu noktadan da su kaçma tehlikesi vardır. Ha böyle bir kimse orucu bozulur bozulmaz onu kastetmiyorum yani senin orucun bozuldu bozulmadı özel konuşmuyorum burada. Yalnız taharette dikkatli olmak lazım. Efendim çok salınmamak lazım. Kendini çok koyvermemek lazım. Biraz daha derli toplu taharetlenmek lazım. Efendim. Başkası zina yapanın cezası ne olur diyor. Anlat ne olur. Mübarek cezası ne olur. Ben bunu anlattım. 1,5-2 saat sohbet. Zina ile ilgili bir efendim CD var. Sohbet Arifan yayınlarından bunları talep edin. Bunları da bassınlar hazırlatsınlar. Zina ile ilgili onu artık dinleyen dinleten herhalde zina yapamaz. Çok büyük günah. Allah muhafaza etsin ama hiçbir zaman insan haram bilirse kafir olmaz. Allah'la kul arasında kalırsa gizlemesi lazım. Açığa vermemesi gerekir. Allah'ın affetmesi umulur. Tevbe kapısı açıktır. Tevbe etmesi lazım. Efendim şeker hastasıyım oruç tutamıyorum. Eski tuttuğum oruçlar sayılır mı? Sayılmaz olur mu mübarek? Eski tuttuğun oruçların yüzünden şimdi tutamadığın zaman aynen tutmuş sayılırsın. Neden? Çünkü sağlıklı zamanında tutuyordun. Onun için Allah seni hasta olduktan sonra aynen tutmuş gibi sayar. Ama paran varsa tutamadığın günlere fidye vereceksin. Fidye Diyanet açıklamış 7,5 efendim liradır. Bu sene itibariyle her gün için. Yani Ramazan her günü için. İstersen 30 günü de bir fakire verirsin. İstersen hepsini ayrı fakire verirsin. Maddi imkanı olanlar fidye verecek. Ben 7,5 lira nerede bulacağım? Ben bulamam, fidye veremem. O zaman bir şey yok. Hastasın, oruç tutamıyorsun, paran yok, fidye veremiyorsun. Allah da sana bir şey yüklemiyor. Senin efendim bir zararın yok. Efendim diyor, kolonya abdesti ve orucu bozar mı? Kolonya abdesti bozmaz. Ne alakası var diyorum sana. Abdesti bozmak için dışarıdan bir şey çıkması lazım. Orucun bozulması için dışarıdan içeri girmesi lazım. Abdestin bozulması için içeriden dışarı bir şey çıkması lazım. Kolonya dışına sürüyorsun. Bu efendim abdesti de bozmaz. Abdesti niye bozsun? Orucu da bozmaz. Dışarıdan bir şey girmiyor ki. İçiyor musun kolonyayı? İçiyorsan bozar. Efendim. İşim dışarıda olduğunda çok sıcak. Ağzım kuruyor. Ağzımı çalkalıyorum. Sorun olur mu? Biraz dayanmak lazım. Ama çalkaladığın zaman abdeste de ağzımıza mazmaza veriyoruz. Bozuluyor mu? Bozulmuyor. Çalkalasan da içine bir şey kaçırmasan bozmaz. Abdeste olduğu gibi ama yani abdest dışında çalkalamamak lazım. Tamamen kurudum yani namaz kılamıyorum, elhamdülillah okuyamayacağım o başka. Öyle hepten ağız kuruluğu olup da adam Allah diyemeyecek hale gelirse tabii kıraat yapacak falan. O durumlarda zaruret olur. Peygamberimiz diyor, meleklerin de peygamberi değil mi? Siz meleklerin peygamberi Cebrail Aleyhisselam dediniz diyor. Benim aklımda kaldı. Aklında kalmasın kardeşim. Şimdi meleklerin de peygamberidir demedim. Meleklerinden üstündür dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insü cinnin peygamberidir. İnsanların ve cinlerin peygamberidir. Meleklerin peygamberi diye bir ifade yok ama meleklerden üstündür. Niye üstündür? Zaten bütün peygamberler meleklerden üstündür.
Meleklerin peygamberleri Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail. Dört büyük melek, meleklerin peygamberidir. Melekler komutu nereden alır? Yönetimi nereden alır? Cebrail aleyhisselamdan alır. Ona göre hepsinin görevleri vardır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem insanların ve cinlerin peygamberidir. Ama meleklerden üstün olduğunda şüphe yoktur. Cebrail aleyhisselamdan da kat kat üstündür. Şimdi birisi demiş ki namazdan sonra çektiğimiz tesbih aslında yokmuş da peygamberimiz zamanında herkes kendi yapıyormuş. Müezzin ikamet getiriyormuş. Tesbihat Osmanlı zamanında çıkmış. Bunu açıklar mısınız? Bir arkadaşım sordu. Ben de öyle bir şey olmaz dedim. Size sorayım dedim falan. Şimdi Osmanlı zamanında çıkmış derken bizim ecdadımız kıymetli alim insanlardır. Bunlar dine bir şey katmadılar, bir şey uydurmadılar. Bunu Vehhabiler söylüyor. Vehhabiler diyorlar ki herkes kendi çeksin. Efendim tesbih de çekmeyin. Parmağınızla çekin falan. Tesbih çekmek şu andaki tesbihler Efendimiz zamanında yoktu ama bunun aslı vardı. Hurma çekirdeklerinden ne yaparlardı? Efendimizin hanımı Cüveyriye validemiz çekirdeklerden okuduğunu kenara çekerdi. Okuduğunu kenara çekerdi. Ebu Hureyre sahabedendir. Radıyallahu anh'ın 12 bin düğümlük tesbihi vardı. 12 bin istiğfar ederdi günde. Buradan anlaşılıyor ki tesbihin aslı sünnette vardır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 34'ünde yani 100'üncüde La ilahe illallah Teala şerikeli. Müezzinler yapıyorlar. Bu cemaate hatırlatmak içindir. Zaten herkes tesbihini kendi çekiyor. Ama millet unutuyor, çıkıyor. Onun için müezzin ediyor. Sübhanallah. Ne demek bu işte? Sübhanallah çekin demek. Komut gibidir bu. Bunun efendim Efendimiz zamanında yapılmaması sahabe unutmuyordu. Hepsi yapıyordu. Şimdi halkımız çok unutur diye Osmanlı ecdadımız çok güzel şekilde ehl-i sünneti yerleştirdiler. Bunları düzene koydular. Onun için bunun aslı sünnette vardır. Bir şeyin aslı sünnette varsa şekli onu sünnetten çıkarmaz. Aslı ne? Efendimiz emretti. Çekerseniz eski ümmetleri geçersiniz. Sizi de hiçbir ümmet geçemez. 33 Sübhanallah şey. Madem sünnette var, müezzin Sübhanallah demiş de bana hatırlatmış. Bu niye bidat olsun ki? Osmanlı doğru yapmıştır. Ecdadımızın yolunu bozarsak Allah muhafaza bu Vehhabilik akımına kapılırsak hepten ne mezhep kalır ne namaz kalır hiçbir şey kalmaz. Zekat malın 40'ta biri mi yoksa kazancın 40'ta biri mi? Nisap miktarı 81 gram altın veya 90 gramdır en fazla hudut. Bu altın havacı asliyenin dışında, zaruretlerin dışında üzerinden de bir sene geçip kenarda durup veya bu miktar satılık mal, para durduğu zaman geri kalanın hepsinin zekata tabidir. Sadece kazançtan değil. Nisaptan sonra, yani nisap da dahil oluyor ona tabii. Nisabı geçince bütün maldan 40'ta bir verilecektir. Evet, ezana az bir dakika kaldı. İnşallah iki soru diyeyim size. Dua unutursak diyor gusül abdesti olmaz. Olur, gusül abdestinde falan Hanefi mezhebinde göre niyet şart değildir. Niyet kalptedir. Dua şartı yok. Yaparsan daha âlâdır. Dükkanımı bankaya kiraya verebilir miyim? Veremezsin. Eğer kazancı tüm haram olan bir şeyse senin kiran da harama bulaşır. Allah haramlardan muhafaza eylesin. Helallarla iktifa nasip eylesin. Ezan yanaştı. Allah-u Teala fazl-ı keremiyle oruçlarımızı kabul eylesin. Büyük Allah büyük günahlarımızı affeylesin. Geniş rahmetiyle bütün bizi de rahmet sahasına dahil eylesin. Mübarek 9. gecede Allah'ın makbul ameller, dualar cümlenize nasip eylesin. Amin diyen dillerinizi nar-ı cehiminden azat eylesin. Amin. Evet, ezan okunacak herhalde. Hayırlı iftarlar olsun efendim.